Herkese merhaba. Merhaba. Bugün İstanbul'dan kaçtık ve adaya kaçtık daha doğrusu. Hangi ada? Burgazada'dayız. Burgazada'ya kamp yapmaya geldik. İstanbul'daysanız ve aracınız yoksa kamp yapabileceğiniz en güzel yerlerden birisi aslında adalar. Ulaşımı çok basit. Akbil basarak gidiyorsunuz. Öğrenci akbiliniz varsa abonmanlık vesaire. Yani gerçekten çok ucuza mal edebiliyorsunuz yolu. Ve buraya gelip çok büyük konaklama ücretleri de vermeden çadırınızda çok rahat yerlerde kalabiliyorsunuz. Biz şu an hangi koydayız? Hatırlamıyorum ismini. Hayal Rüzgar. Neyse, tam oraya Düşler gidelim. Adası. Düşler Adası kampingdeyiz şu an. Evet, biz ya şu burası an... aslında kamping değil. Biz buraya yıllar önce gelmiştik bir keresinde. Hatta Instagram'da bir tane fotoğrafım bile var burada. Elif'in şöyle durduğu. Aynen öyle. öylesine bir bakayım dedim. Kamp alanı var mı adalarda diye. Burayı gösterdim. Meğersem buranın toprak alanı da kampta yapılıyormuş. Aradım, rezervasyon yaptım. Bayramdır, belki kalabalık olur diye. Şimdi çadırımızı kurduk. Burası çok güzel, esiyor. Yani gölgeye kurduk çadırı falan. Bayağı keyifli şu an. Ne yapacağız şimdi? Biraz yüzeriz. Ondan sonra akşam yemeğine karar vermedik yani. Yani muhtemelen şöyle yaparız. Akşam yemeği kendimiz yapacak olursak da merkeze geçeriz, sanmıyorum, meydana. Sanmıyorum. Marketten bir şeyler alırız yaparız. Ama ben de sanmıyorum. Bu akşam güzel bir restoranda, gün batımında balığımı yiyeceğim. Yani Elif balık yiyeceğim diyorsa canı balık çekmiştir. Ben de ona hayır demem, balık yerim. İyi bakalım. Bugün yanımızda bir de İrem var. Aynen, İrem'i gösterelim. İrem! Deniz, el salla. Denize giren masum köylü. İstanbul sıcağından kaçtı, çadırı kurduk, direkt kendini suya attı. Aynısını biz de şimdi yapacağız. Bence artık kapatalım ve biz denize atlayalım. Ay çok üzülürdüm ama. Gerçekten çok üzülürdüm. Ben üzülmezdim. Niye? Sana 9'u aldırtırdım. Hı tabii. Karim sağ ol. Değil mi? Amacımı sağ ol. Şöyle diyeceğim. Eğer bu kamerayı bulamamış olsaydık İstanbul'a gittiğimizde bir üst modelini aldırtırdım. Hayır. Kayaya basıyorsun. Peki kaya var altında. Ya bu buranın tek sıkıntısı inişi ve çıkışı fazlasıyla zor. İnsan böyle artık şey oluyor, düşecek gibi oluyor. Özellikle bir de yükünüz eşyanız varsa ızdıraba dönebiliyor burası. Ama manzarası da bir o kadar güzel. Mesela şu çok an güzel bir manzarası var. İki manzara bir arada. Şimdi gidiyoruz. Alışveriş yapmamız lazım. Normalde akşam yemeğini dışarıda yemeği planlıyorduk ama ateş yakabileceğimizi söyledi buranın sahibi. Biz de şimdi malzemelerimizi alacağız. Hem bu akşamki yemeğimizi hem de yarın sabah kahvaltıda yiyeceğimiz şeyleri alacağız. Var ben de işte girdik başladı. Şu kesin değil mi? Burada mı bak?
taşıyıcılar. Normalde biz hep kendimizi çekiyorduk. Şu an birinin çekmesi bir tuhaf geldi bana. Şimdi alışverişimizi yaptık. Kamp alanımıza geri dönüyoruz. Yani adalarda her şey çok pahalı. Her şeyi İstanbul'da marketten alıp gelmek lazımdı. Ne aldık? Çok basic mesela. Cips. 7-8 lira mı? Su. 5 litrelik su. Ya her şey çok para ya. Çok böyle minimal şeyler aldık. Kahvaltıda yiyebileceğimiz ekmek, peynir falan filan. 125 lira para ödedik çıktık yani. Üzdü. 125 lira ödedik mi? Off'la birlikte değil mi? Aa evet. Bir de yanınızdan eksik etmemeniz gereken sinek ilacı. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü akşam ateş yakmayacağız büyük ihtimal. Ateş yakmamızı gerektirecek bir sıcaklık yok. Serinlik yok daha doğrusu. Ya belki bir şekil olsun diye yakarız. Hani kamp yapıyoruz hissiyatını yakalamak için. Dobiş. Ne güzelsin sen. Kurtulamıyoruz şu manzaradan. Çadırın içinde uyuyamadık. Hepimiz şu an şezlonglarda yatıyoruz. Ya o kadar sıcak ve basık bir hava var ki rüzgar tanesi kırıntısı bile yok. Bakalım nasıl uyuyacağız bu şekilde. Şu an flaş açmak zorunda kaldım görüntü çıksın diye. Ne hissediyorsun Elif? Çok korkuyorum. Hani flaşın dışında ne hissediyorsun? Yani nasıl olacak hiçbir fikrim yok açıkçası. Bu iki akılın aklına uydum. Ben çadırımda yatıyordum yoksa hatta uykuya dalmak üzereydim yani. Sırf onları yalnız bırakmamak için. Gece koynumda yılan istemiyorum. İnşallah. Flaş çok kötü. Yani flaş bayağı kötü, hadi kapayalım artık. Hadi sabaha görüşürüz, umarım burada bitireceğiz geceyi. İnşallah. İyi bir gece bitse de artık. Hadi görüşürüz. Günaydın herkese. Çok keyifli bir gece geçiremedim açıkçası. Muhtemelen Elif de geçirmemiştir. Çadır bile bence şezlonga göre çok daha konforlu. En zor kamp gecelerinden biri bu olabilir. Yani en rahatsız. Şimdi daha henüz Elifler uyanmadı. Ben bir kahve demleyeceğim. Birazcık şu sabahın keyfini çıkartalım. Uyandın mı izci? Gece nasıl geçti anlat bakalım. Şu an nasıl görünüyorum? Şu an yeni uyanmış gözüküyor. Merhaba. Sesim çok kötü. Boğazın mı kötü oldu? Evet. Anlat işte bunları. Ne yaşadın da böyle oldu? Birkaç gündür zaten boğazım rahatsız. Açık hava demek gece için yani. Rahat uyuyabildin mi? Hayır, hiç rahat uyuyamadım.
Benim de en... Biraz ayıldıktan sonra konuşsam olmaz mıyız? Hayır, şu an konuşman lazım. Çünkü sen izcisin. İzci ne yapmazmış? Uyumaz. Uyumazmış değil mi? İzci yürümezmiş. İzci koşar. Ben uyandım, kahvemi içtim, yürüyüş yaptım. Ama şimdi bir dakika, senin telefonun kaçta çaldı? 5:30'da. Kalkmadım. Hadi lan, uyuyordun sen o saatte. 5.30'da neden kalkmadığımı söyleyeyim. Gün batımını falan, yani gün batımı diyorum. Güneş doğumunu izleyecektim ya. Saat 8 olduğunda güneş şuralardan gözükmeye başladı. Yani dağın o kadar çok arkasından kaldı ki güneş yoktu. Gece hiç rahat uyuyamadım. Çünkü bir kere şezlongum yokuş aşağı duruyor. Hep aşağı kaydım. Ondan sonra başka niye çok sert. Çok sert. Bir ara çadıra gitmeyi düşündüm. Çadır sandım çok ki, yumuşak çünkü. Sandım ki izci şezlongda uyuyorum. Ne bileyim, değişik bir şey oldu. Deneyim oldu. Herkes denesin. Bence de. Boğazım çok kötü. Ona bir ilaç almak lazım. Evet. Kahvaltı hazırlıklarına başladık. Ne var kahvaltıda Yunus, ne yapıyorsun? Yumurta yapıyorum. Yunus'un yumurtası meşhurdur. Nasıl geçti dün gece? Çok güzeldi gerçekten. Macera doluydu, anlatamıyorum. Ya ne oldu ki, alt tarafı değişik değişik sesler duyduk. Ya ben ne olduğunu yani anlamlandıramadık. Kesinlikle bizim buradan bir dört ayaklı bir şey geçtiğine eminim ben yani. Kedi geçti. Bence geçti. Bizden de başka bir şey geçmiştir. Of, çok keyifli. Değişik sesler vardı. Ya bak işte buna özeniyorum. Ben de çok istiyorum. Bugün fakir bir kahvaltımız var. Yemekleri Elif ısmarlıyor. Tabii. Gönlüm hovarda, ne yapacağım? Burada da yediğimiz yemekten birazcık kedilere verdi. Şu çok hırsız. Şu. Fatih'in bacağına koyuyor. O anında buraya bir sürü kedi doluştu. İrem'i rahatsız edin. İrem'in beli ağrıyor. Niye yatıyorsun? Belim ağrıdı o çantayı taşımaktan. Sizin gibi kamp çantam yok benim. Yaşlandım diyorsun artık. Vallahi yaşlandım. İyi bakalım. Hadi gel de ablanın dondurma ısmarlayacakmış. Oo, hemen geliyorum. Hemen geliyorum en hadi pahalısından. En pahalı dondurmayı mı yiyeceksin? Aynen. Ne yapıyoruz biliyor musun? Ne için? Hesap. Kabul. 3 olan mı kazanıyor? Hadi bakalım.
Dur, kaç kaç oldu? 2-1 ben öndeyim. Hayır ya. İki iki. Tamam dur, çok heyecanlı oldu. Dörde uzamıyor değil mi? Üçte bitiyor. Üçte bitsin, tamam. Sence ne yapacak? Vallahi Yunus abi kazanacak gibi hissediyorum ben. Bu oyunda hep Yunus başlarda kazanıyordu ama son birkaç aydır asla şansı yok. Hadi görelim bakalım. Çok heyecanlıyım. Tekte bitiyor ha. Evet. Evet, ne hissediyorsunuz efendim? Yunus'un kartı bende, o yüzden sorun yok. Kartım onda değil. Yine harika bir zaferle, ki biliyorsunuz ben hiç kaybetmem. Ben bir su içeyim bunu. Aynen, bir soğuk su iç. Sonra üstüne dondurma sözü vardı değil mi İrem? Aynen. O artık sizden, yapacak bir şey yok. Bak, kurudu. O zaman bir şarkıyla veda edelim, gelin buraya. Sen geçerken sahil. Allah seni.